Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlerle birlikte bir ayakkabı inceleyeceğiz. Ama bu ayakkabının şöyle bir özelliği var. Bu ayakkabı tamamen kenevirden yapılma ve tamamen yerli üretim kenevirden yapılma bir ayakkabı. Aklınıza gelen bütün geyikleri saklayın. O geyiklerin hepsini yapacağız zaten videonun içinde. Hemki markası yerli üretim. Bak göstereyim. Kutusuna bakalım şurada. Ha, burada yazıyor yerli üretim. İşte Türkiye diyor. Instagram'ları var. QR kodları var. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde reklam değil. Hatta garip bir hikayesi var. Şimdi markanın sahibinin kardeşi bana yazdı. Abi dedi bak bizim abim dedi böyle böyle ayakkabı üretiyor. Dedi full kenevirden. Dedi nasıl kenevirden? Dedi bayağı kenevir işte dedi. Hani şundan. Dedim Allah Allah dedim böyle yakınca dedim kokusu geliyor mu ayakkabının falan yaptım böyle. Yok abi alakası yok öyle şey bulur dedi. Merak ettik. Sağ olsun gönderdi. Ben de inceliyorum. Bana baştan söyleyeyim. Evet, ayakkabımızın bir sürü modeli var bu arada renk olarak. Ben şu yeşiline bakacağım. Kutusu böyle geliyor. Şöyle ayakkabımız bu. İçi çok güzel kokuyor şu an. Bak. O ne güzel kokuyormuş. Şey sabunu bu. Kenevir sabunu. Nano koymuş. Sağlığınızı önemsiyoruz. Hediyesidir satılmaz demiş. Bu sabun... Ha, tabii buna bağlıymış tabii dağılmış. Şöyle. Teşekkür ettik. Kenevir yağlı sabun. Alkol paraben içermez. Bu arada hepsi Türk yani. Helal olsun ya. Ne güzel. Şeyi sordum ben. Dedim ki bunlar nasıl üretiliyor şimdi hani... Şimdi tarlan var senin izin alıyorsun. Tabii belli başlı bölgelere izin veriliyormuş. Ektim ben diyelim. Erkan geldi. Ya dedi senin tarlada dedi 3-5 bir şey toplanacak mı? Amele lazım mı? Yardım edeyim. Öyle bir şey yokmuş. Kontrollü toplanıyormuş. Atıyorum şimdi. Sonuçta bu yani uyuşturucu madde sınıfına da giriyor. Bu arada kenevir çok yararlı bir şey. Onu da söyleyelim. Mesela bir dönüm kenevir 25 dönümlük ormanla aynı oksijeni üretebiliyormuş. Yani bayağı farklı yani kenevir. Neyse bunlar şimdi topluyor ya hasat alıyorum. Bitkiler çıktı. Şimdi tohumları almaları serbestmiş. Hani tohumla çünkü yeni kenevir bitkisi üretecek. Çünkü kenevir bitkisinin komple sökmeleri lazım kökünden ki basıp ondan lif, kumaş, ip elde edebilsinler. O çiçeklerini imha ediyorlarmış. Artık jandarmayla mı imha ediliyor bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi peki kenevirden yapılmasının ne özelliği var ayakkabıların? Onu anlatacağım ben size. Şöyle söyleyeyim. Plastiği çok kaliteli abi ayakkabının. Yani böyle dandik bir kere yumuşak plastik değil. Bu bir. İkincisi kumaşı çok garip. Çuval gibi ama yumuşacık. Yani nasıl anlatayım ki amk. Yani sert böyle şey değil, Sert. basit değil ama gayet de böyle dokunuşu çok yumuşak bir etki Tabana veriyor. bak. Tabanın burası kenevir ama taban ortopedik taban. Çok iyi ya. Ben başarılı buldum. Yani ayakkabı bir kere şunu söyleyeyim. Böyle elinize alınca diyorsun ki ha kaliteliymiş ayakkabı. Kumaşı biraz böyle alışkanlık dışı. Her şeyi koklayasın var Bu değil mi? arada bir şey söyleyeyim mi? Burnum koku almaya başladı. 2 sene sonra her şeyi böyle köpek gibi kokluyorum. Tabanı yerleştirelim de dur. Ayakkabımızı daha deneyeceğiz. Taban ipleri falan da şey kenevirden belli yani böyle. Mesela yedek bağcık çıkmadı. Ama büyük ihtimalle bunun kenevir olduğu için bayağı sağlamdır. Hani şurası açılırsa falan diye söyleyeyim. Bir tane yedek bağcık ben olsam atardım içine. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yerli markayı destekleyeyim. Hoşuma gitti çünkü. Ben bilmiyordum mesela Türkiye'de böyle kenevir ekildiğini, toplandığını falan filan. Tabanı da bir oturtamadım ki. Yok. Tamam oturttum. Cillop gibi oturtuyorum de. Nasıl kokuyor ya böyle, gerçi sabunun da kokusu sinmiş biraz da. Şimdi koklayayım. Heh, bu daha böyle bir keskin kokuyor. Şimdi kenevirin en belirgin özelliği şuymuş. Hafiften böyle bazen parlar diyor. Yazmış kağıda. Hani mesela jiletle burayı kesersen diyor ayıramazsın diyor kolay kolay. Kenevir sağlam bir şeymiş. Şimdi genel olarak kenevirden yapılan kumaşın özelliği bir kere alerjik değil. Deri, cilt hastalığınız falan varsa hiçbir şekilde alerjisi yok. Zaten yani insanın en büyük dostuymuş anasını satayım bitki olarak. O kafalara girmeyin. Daha doğru o esprileri yapacağız. Önce ürünü anlatayım da coşarız sonra. Alerjik, antibakteriyel, işte nemi emiyor, terlemeyi engelliyor. Dayanıklı, normal bir lifli şeyden daha dayanıklı, en dayanıklı hatta kenevir sanırım. İşte astım olan kişiler için bile uygunmuş. Onu anlamadım nasıl oluyor. Ayakkabıyı mı kokluyor? Çevre dostu işte. Nano su itici. Kendinden hani suyu absorbe etmiyor bile yani. Doğal bir şekilde. Ayrıca da taban da ortopedik bir tabanmış. Valla bu arada kenevir lifi şöyle bir konum var. 41 derece 05 falan filan. Konum uşamayıp internete girsek mi acaba Erkan? Ben şu an çok merak ettim ya. Şunun fotoğrafını çek de sen bir gir bakalım neymiş o. Şey çıkıyor. Bir çıkıyor şu Amsterdam çıkıyor. Göt oluyorsun. Peki. Kenevir lifi neymiş? Tüm doğal tekstil lifleri en güçlüsü ve en dayanıklarından birisiymiş kenevir lifi. Yok ya ben ayakkabıyı ya başta şöyle söyleyeyim. Hani dedim ki böyle tırt tipi falan plastiği milastiği falan dandik de yani yerli üretim falan böyle konduramadım. Kaliteli geldi. Güzel. Buraları da falan böyle paslanmaz pirinçten yapılmış. Ömür boyu paslanmama garantisi falan vermişler. Hoş. Destekliyorum böyle şeyleri. Zırnık da para almadım. Yani size kendimi inandıracak halim yok tabii de. Vallahi hoşuma gitti. Bu arada şey hoşuma gitti benim aslında. Onu da söyleyeyim. Markanın sahibi değil de kardeşi ulaştı bana. Sırf çocuk ulaştı diye
kabul ettim. Yani düşün şimdi işte diyor ki bak abi ben konuştum ve işte senin diyor ayakkabıyı tanıtacak diyor. Yani sırf abisi çocukla gurur duysun bile diye kabul ettim. Ayakkabıyı ben beğendim. Şimdi üzerimize giyer deneriz. Ondan sonra parçalama kısmında bu bütün geyikleri yaparız. Ama ayakkabıyı kendiniz gördünüz. Oldukça da kaliteli bence. Şurası şey ince ama şöyle özellikleri varmış bu arada. Hani ben dedim ki ince bu. Kışın yani soğuk geçirmiyor, yazın sıcak geçirmiyor. Çok garip bir kumaş dediler. Ama alt tabanı falan oldukça kaliteli. Ben beğendim oldukça yani. Şey sıkıntı değil. Bulabildin mi Erkan? Abi buldum galiba. Neresi? Başakşehir'de bir yeri gösteriyor. Koordinatta Başakşehir mi yazıyor? Hı hı. Başakşehir neresi oğlum? Direkt o koordinatı girdim şu an. Şurayı göstereyim. Allah Allah. Aynen Başakşehir Sular Vadisi'nin orada bir yer. Galiba dükkanlarının konumu. Yani inşallah dükkandır. Başakşehir'de öyle. Yani bilmiyorum. Konu kenevir olunca biz çok aklımıza şey giriyor da burada hani göt altına gitmeyelim diye ben sabahtan beri susuyor. Yoksa hani s**ler bizi burada yani. Şu an kendimi sabahtan beri çok tutuyorum. Yoksa hani mesela şu sabunun bile şu an içine bakıyorduk şu an oyup oyup hani acaba sabunun içine bir şey mi var diye böyle. Hani bilenler yok şimdi öyle değil. Sen biliyor musun sabunları oyarlardı eskiden Erkan? Biliyor musun sabunun ortasında delik açarlardı? Abi, evet ergenlik dönemlerinde öyle şeyler. Ha biliyorsun iyi bari. Bu arada şey. Askerde özellikle. Ayakkabıcı çıktı abi. Ha kendi markalarının şeyini koymuşlar. Tamam sıkıntı yok o zaman. Abi ne güzel kokuyor ya. Bir de böyle şey yağlı gibi oluyor. Mesela eliyorsun mesela yağlı. Elini atıyorsun yağsız çok garip. Şuna bak bir dokun. Şimdi eline dokun. Aa. Şimdi buradayken elin kayıyor vıcık vıcık gibi. Burada atıyorsun kupkuru. Böyle saçma bir şey geliyor. İşte ya. Ya çok güzel kokuyor ya. Oh. Organik. Al senin olsun bu. Ha teşekkür ederim. Ortasını delme ama. Zamanında kenevirle alakalı böyle bir şeyler okudum abi. Bu kenevir dediğimiz bitki birçok şeyde kullanılıyormuş. Yani yakıtlarda falan filan tabii, da tabii. Kullanılıyormuş. Çok amaçlı bir şeymiş. Hatta bununla alakalı böyle teoriler işte ne denir? Böyle şey teorileri denir ya. Komplo mu? Hah komplo teorileri hatta şey falan. Diyorlar işte ilaç firmaları aslında aynen. Kenevir çok sağlıklı bir şey olduğu için yasaklamak için işte uyuşturucu tüm dünyada böyle bir propaganda yapıyor. Mariana propagandası olayı aynen. Yapıyor. Bu arada mesela. Şöyle bir şey kenevirden üretilen kağıt mesela 7-8 kere dönüştürülebiliyor. Normal ağaçta üretilen kağıt 2 kere bile dönüştürülebiliyor. Yani aslında bayağı faydalı. Zaten şöyle bir şey var. Bence Türkiye'nin toprakları da müsait. Hani biliyoruz şimdi toprakların müsait olduğunu. Şimdi burada konuşmayalım. O... Zamanının liderlerinden ya burası. Yani şöyle söyleyelim. Bir tane belgesel vardı. Neydi? Mariana diye bir belgesel vardı. Allah bilenler bilir eski belgesel. Amerika ilk Osmanlı sayesinde tanışıyor kenevirle. Çünkü o kadar meşhur. Yani vize üretimi şeyi. Bence hani böyle şeyler işte kumaştı bilmem neydi falan filan yerli üretimde. Bence olsun yani. Tamam bunu nasıl kontrol ederler? Tarlanın girişin çıkışın şimdi ayrı bir üretim şeyi vardı bunun. Etrafını çevireceksin. Ama çiftçi de mesela başına bela almak istemez. Mesela ben ektim mesela çiftçiyim ben. Millet gitmiş toplamış. Niye ben ceza yiyeyim orada? Yani evimde yatamayacak mıyım? Kenevir ektim diye. Hani bir şeylerin böyle tam oturtulursa bence çok büyük şey var yani potansiyel var. Kumaş olarak, kağıt olarak, şey olarak. Mesela bizim kağıt fabrikamız bile yok şu anda. Hepsi ithal. Ve şeyi de var. Bunun mesela böyle suyunu falan filan işte o kürler mürler var ya. Aha. Onların mesela çok fazla böyle akciğerde falan filan böyle çok güzel etkileri varmış diye öyle şeyler okumuştum yani. Ne kadar doğru. Yani biraz daha översen Erkan dişleyeceğim ayakkabıyı. Evet ben bunu bir giyeyim. Bakalım üzerinde nasıl duruyor. Kaç numarası? 44 mi? 43 mi bu? Nerede yazıyor? Bu 43 abi. Euro 44. Tamam. Bu arada ben bunu kendime aldım. Bunu da gösteririm birazdan. Bunu giyerim çünkü ben o rengi seviyorum. Bak sanki hiçbir şeye basmıyormuşum gibi geliyor altı. Ya bir kere tabanı çok rahat onu söyleyeyim de. Yanlarında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ya şu an terlik giyiyor gibiyim. Vay çok be. Garip yani. Hava alıyor derken bu kadar enteresan. Kötü durdu mu? Asla kötü durmadı. Valla. Ben diğerini merak ediyorum. Şu sarısını bir denesene bence ya. Ha tabanda yazıyormuş tam 44 diye. Bence, büyük geldi ayağım ama. Canavar bence. Görsel olarak görsel çok iyi. İyi mi? Aşırı iyi. Anladım. 43'ünü isteyeyim. Bir kalıp büyük abi ayaklarınıza. Aklınız olsun. Hani almak isteyen varsa. Bak mesela bu 44 bana tam oluyor. Bu 44 numara büyük geldi. Yani şu hakikaten çok rahat şu an. Bak sen giy bir. Bak yine Converse'de yakalandım. Aha linç geliyor. Geliyor. Yapmadığım Converse giyen gelmiş burada ortopedik tabana laf atıyor. Amcık diye bak. Lan her gün Puma giyiyorum, Nike giyiyorum. Converse giydiğim gün ayakkabı çekiyorsun. Aynen öyle. Bu arada bizim ofiste bu. Fakirhane burası yani. Yeni ofis. Turunu yaparım sonra. Nasıl ayakkabı? 43 tam oldu ve bence şu an var ya aşırı iyi. Gerçekten çok iyi ve çok rahat abi. Yok gibi değil mi ayakkabı? Evet. Çok garip. Alır mıydım bu ayakkabı giyseydin şöyle rahatlıkla? Bu rengini almazdım. Bu rengi benim rengim. Hayır rahatlık olarak diyorum. Giydin ayakkabıyı. Rahatlık olarak alırdım. Alırsın. Rahatlık olarak alırdım. Şundan rahat bak. Benim Puma'dan rahat ayakkabı. Güzel ayakkabı güzel. Evet. Testi geçti. Evet ayakkabıyı inceledik giydik. Şunu söyleyeyim. Ben bunun da rengini de göstereyim. Benimki buydu ama ben normal
normalde 44 giyiyorum. Bana kalıbı bir boy büyük geldi. Yani 44 falan giyenler 43 alacaksa aklında olsun ama benim beğendiğim renk buydu mesela. Camel dedikleri. Bu arada modelin adı da Jack Herer'mış. Burada arkasına yazıyor. Onu da fark etmemişim. Şimdi gördüm. Bence ayakkabı güzel. Yani dediğim gibi internetten alışveriş. Bunu da her videoda söylüyorum. Alın deneyin. Beğenmezseniz zaten iade edersiniz. Ayakkabı yiyecek haliniz yok ya. Şimdi Erkan. Efendim abi. Çakmak var mı? Şu meşhur testi yapalım. Çakmağımız var. Bakalım yanınca. Hadi bakalım. Yakalım. Bu arada hiç etkisi olmazmış yani. Hani biz bunu sorduk daha önce. Hani böyle bunu yakarsak, dumanı çekersek bir şey olur mu? Kelebeğin sapından mı falan. Ne anlatıyordum lan ben? Unuttum. Telefon çaldı. Bütün şeyim gitti. Daha önce konuştuk. Bunu yakarsak hani kokusundan şey... Ha. Şimdi şöyle. Biz bu ayakkabı dedik ki kelebeğinden yapılma ayakkabı inceleme. Herkes dedi ki yakalım abi, koklayalım abi bilmem ne. Sordum ben de. Dedim öyle bir şey var mı? Abi herkes aklına bu geliyor. Yok öyle bir şey dediler ya. Hatta onun şeyi vardı çocuk. Yazmıştı bilimsel şeyini. Dur. Bilimsel konuşalım bari. Yani endüstriyel yani iplik yapımında kullanılan kenevir yapraklarında ise 0,0.3 civarında etken bulunuyor. En çok sorulan sorunun cevabı ise kurutulduğunda ve içildiğinde etki mahvetmesi imkansız diyor. Yani aynı şekilde ayakkabının yakılıp dumanı çekildiğinde kafa yapması mümkün değildir diye bir şey yazmış. Sağ olsun. Bu arada bu hakikaten Anıl ısrarlı diye yani sırf şey olsun diye markayı tanıtıyorum. 10 yaşındaki çocuğun videolarını görün. Artık 13 yaşında mı? Yaşını bilmiyorum tabii de küçük yani. Sağ olsun her şeyle de ilgilendi. Bir de bey diye konuşmasa ne güzel olacak. Abi o kurumsal dil ya. Ya abi de geç yani. Ben seviyorum. Erkan koklayacağım mı Erkan? Olur mu? Erkan. Dönelim mi? İstasyon oldu lan f***yim. Ver ayakkabı. Hiç olmuyor bu arada yani. Bir şey söyleyeyim. Ama yanınca şey kokmuyor bak. Kötü o şey yanık bir koku yerine böyle daha böyle bir bitki yanmış bir bitki kokusu aynen. Var. Şey yani böyle yanık bir şey kokmuyor. Bitki kokuyor. Hani böyle sanki bir çay, kuru çay gibi kokuyor. Ne bileyim. Hani baharat atmışsın gibi kokuyor tavaya. Tabii bunu deneyip yakmasınlar. Yani hani hakikaten. Hadi bakalım bismillah. Kestik. İçinde astarı da var. O da kenevirdenmiş. Aa, bak kesiyorsun ama kesik açılmıyor. Bak fark ettin mi? Dayanıklılığa bak. Şu an kesebiliyorsunuz ama yaramıyorsunuz ayakkabıyı. Çok ilk defa böyle bir şey duydum. Oğlum çok garip bir madde lan. Ya ben şey anlam veremedim yani. Normalde mesela deri olsa yırtılıyordu şu an. Yani tabii yırtılıyor. Zor yırtılıyor ama yani. O hayvan gibi asılman lazım. Ya bir de bitki olunca sanki böyle daha kolay yırtılırmış gibi geliyor aslında. Kestim ya. Aa, şey mi kesti? Yok şeyden ya bu. Köpek ip çekti de köpek görünce yolda. Sürtmüştü şimdi kanadı. Yara bandı falan takalım mı? Şu incelemesini takarız. Adam diyor her bölümde farklı parmağında yara bandı var abi. Aynen şimdiyim. Bu ara çok yaralandım ya. Tabana bakalım. Madem tabanı konuşuyorduk. Bu arada adamların sitesinin linkini falan hepsini koyacağım. Hani dediğin gibi şans vermek isteyen varsa, merak eden varsa internetten alışveriş diye bir hakkınız var zaten. Alın deneyin, beğenmezseniz iade edersiniz ama bence beğenirsiniz gibi geliyor. Hem de üreticimize destek verelim. Ben de üreticiyim bu arada biliyorsunuz değil mi? Bilmiyor musunuz yoksa? Avokado falan alacaksanız avokadosepeti.com var. %100 bana ait. Yani benle babama daha doğrusu aslında. Babamın üzerine de ben ilgileniyorum. Şöyle, biz Alanyalıyız. Baba tarafı falan komple. Avokado bahçelerimiz var. Oradan yetiştirdiğimiz avokadolarımızı tüm Türkiye'ye satıyoruz. Ama biraz bizimkiler markettekiler gibi ufaklar değil. Kaliteli. Biraz büyük oluyor. Hani böyle almayı düşünen spor yapan arkadaşlarınız varsa ya da işte almışken alıyorsun işte 8-9 tane. Dursun ne diyen varsa. Onun da linkini koyayım aşağıya. Ama bir sürü link koydum aşağıya şu an. Avokadosepeti.com. Girin bakın. Hatta Google'a şey yazın ya. En iyi avokado yazın. Avokado sepetini bulun tıklayın. Kıyak geçersiniz artık bana. Kesilmiyor ki. Dayı da paslanmıştı. Ya dayı paslanmamış aslında. Şey plastik biraz sık. Çakma ayakkabı plastiği değil abi. Bu çok aşikar. Yok yok. Yani şunu söyleyeyim hakikaten iyi kalite malzeme kullanmışlar. Tabanından o silikonuna kadar. Abi şurada ömür boyu paslamama garantili pirinç kullanmış herif. Yani hani 5 yıl paslamama garantili olan da var. Yani iyi malzeme kullanmışlar. Umarız bizim ülkemize kıymeti bilinmese bile yurt dışında ihracatında başarılar dileriz. Hakikaten çünkü yurt dışındaki de alır abi patır patır. Çünkü bize göre para şimdi bu tamam mı? Nereden baksan 350-400 lira bir ayakkabı. Ama yurt dışındaki bir adama göre bu 40 euro. Ha bir de KDV de yok tabii. İhracat yapacağı için KDV'den de muaf oluyor şirketler. Umarım iyi yerlere gelirler. Gramer mi getirseydik ne yapsaydık? Abi ne bileyim anasını s**eyim satam. Kesemedim sinirlendim ya. Boş boş konuşuyoruz biz de burada. Erkan tut şunu keselim s**eyim ya. Tut ucuna tut. Giriyor. Şu an kadraj gözükmüyor ama. Kesemedik k**ına koyayım. Yok abi dur. Abi bak burası delik oyuk. Tutsana şuradan. Dur yavaş yavaş. Şimdi şurasını keselim abi. Tamam. Şimdi buradan tabanının yanından. Hah. Oh be. Oh rahatladım ya. Hah tabanında bu abi. Bakmak isteyen varsa baksın. Bak şöyle altta bir mukavva gibi, köpük gibi, tahta gibi bir şey var. Her şey kenevir kumaşıyla kaplanmış bu arada. Buradan böyle dik işlemişler. İçine oturtmuşlar. Tabanın en ince noktası şurası. Yaklaşık yarım santim. En kalın noktasını ne siz bana sorun ne ben söyleyeyim. Bunu biz nasıl keseceğiz ya? Yapıştırmışlar bir de. Dikiş de var.
Erkan yorulduk ya. Kokla bakalım biraz. Yok şu an ipleri yanıyor, ona bakıyorum da. Yine sabun kokusu. İlk başta yanık kokusu geliyor ipten. Bunu da şey yap, alev alıyor mu dedik. Ha bak size bir hikaye anlatayım. Bir gün Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün önüne bir tane böyle şey geliyor işte. Milletvekilinin bakan birisi geliyor. Diyor ki atam diyor. Birisi size hakaret davası açmış diyor. Bu arada bu gerçek hikaye. Ama diyor bir bakmanızı istedim. Beni biraz düşündürdü. Bir garip geldi bana diyor. Ne oldu diyor. Köylünün biri köy kıraathanesinde tütün içecek. Tütünü saracak kağıt yok. Gazete kağıdına sarıyor. Gazete kağıdından bir fırt alıyor. Atatürk'e falan sövüyor. Lan diyor böyle sigara mı içilir? Bilmem ne yapayım şöyle böyle falan. Atatürk geliyor böyle işte bakıyor da, neye orada yazıyor mahkeme kağıdını nasıl sövdü ne yaptı falan böyle sırıtıyor. Karşıdaki adama soruyor diyor ki sen hiç diyor gazete kağıdına tütün sarıp içtin mi diyor. Hayır diyor ben diyor Trabzonspor'dayken içmiştim az bile sövmüş diyor. Siz diyor bu adama diyor dava açacağınızı diyor bu adama diyor düzgün sigara içmesini sağlayın diyor. Niye buna geldi aklıma bilmiyorum ama bu paşam ya. Hani sigara yakıyormuş gibi olduk ya ondan geldi bu aklıma. Dikişlerini bir keseyim diyorum. Neyse ya. Bitti bu kadar video. Al tabanı da böyle. Tabanı çok kaliteli abi. Tabanını... Bu arada şunu hani niye kestin falan filan diyorsunuz. Formatımız bu. Kusura bakmasınlar yani. Adamlara şimdi reklam değil bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Baksana. Bu da kene bir abi. Terleme yapmaz bence ya bu. Yok yapmıyormuş zaten. Onu özellikle söylediler. Garip bir şekilde yapmamış bak. Kumaşın şeyi. Evet umarız başarılı olurlar ya. Hani siz de merak ediyorsanız giyerim ben de. Ya da tipini beğendim falan bakarım derseniz. Şans verebilirsiniz. Ben öyle Anıl kardeşimi siz diye tanıttım. Sonuçta 12-10 yaşındaki çocuk bir tanesinin böyle ailesinin şeyini düşünerek bana ulaşması hoşuma gitti. Umarız istediklerini alırlar. Yani kaliteli bence. Kalitelerini bozmazlarsa. Gerçi ayakkabı piyasasından da işlenen ama bu arada hani şey gibi oluyor şu anda. TEDx'te konuşmacıyım. Karşımdaki ne söylesem hak veriyor ya. Diyor ki oğlum ders çalışmayın ya hayatınızda için. Bravo a**ayım doğru söyleyen a**ayım. Bir de diyor ki ders çalışın disipline gidin. Doğru tabii a**ayım. Öküz gibi yaşamayalım a**ayım ders çalışalım. TEDx konuşmacısı gibi oldu ama. Yani çocuğun davranışı çok hoşuma gitti ondan. Bir tane yapsam lan böyle TEDx konuşması. Çok komik. Hani başta ne söylüyorsan yarısından sonra konuşmanın tam tersini söyleyeyim. Abi bunu çok alkışlayan var bu ülkede. Abi olmaz mı? Ben ya TEDx konuşmaları oluyor böyle gidiyoruz. Hani arkadaşlarımızla konuşuyor şimdi. Çıkıyoruz diyor ki işte bir diyor hayallerinin peşinden git. Doğru tabii a**ayım evde oturuyoruz a**ayım. İşte internette kafeden kalkan. Biri de diyor ki evde otur ya diyor internette mi oyun mu oynuyorsun diyor. Oyna daha iyi oyna tabii. Tabii a**ayım geleceğin mesleği a**ayım. Yani herkes her şeye hak verir a**ayım ya. Yani böyle bir şey olabilir mi a**ayım. Biri diyor hayalinin peşinden diyor kalk koş. Tabii kalkıyorum hemen giderim. Biri diyor ki otur a**ayım soluklan diyor etrafına bak önce diyor bilmem ne. Tabii a**ayım. Yani ya yalan dolan ya a**ayım. Bana geldi bir kere teklif. Dedi ki TEDx konuşması yap. Dedim ki yani ben kimim a**ayım niye? Tamam bu arada hani eyvallah yine az buçuk tecrübelerimiz var sonuçta. Allah için şöyle bir şey var. Biz günde böyle 2000-3000 tane insanın yorumuna, bakış açısına falan maruz kaldığımız için bir noktadan sonra daha fazla insan tanıma şeyimiz var hani. Daha çeşit insan tanıma şeyimiz var. Nispeten diğer insanlara göre diyeyim. Ha diyorsun ki lan böyle insan da var diyorum yani o açıdan söylüyorum. İnsan sarrafıyım manasında değil. Tabii az buçuk tecrübemiz var eyvallah. Meslek olarak hani geleceğin mesleği falan filan. Ama yani sonuçta ne yaptım ki ben a**ayım? Onu da anlamıyorum. Adam zengin zaten. Şirketini satmış 1 milyar dolara. Gel diyor konuş. Diyor bile satacağız 8000 euro. Düşün zenginsin zaten nasıl ya bu şey gibi iddia kuponu satmak gibi bakayım bankomat satacağım ben sana diyor. Hani var ya öyle şeyler mafya maçı bakayım İtalyan mafyası. O da saçma geliyor bana. Lan zaten param var pezevenk. 1 milyar dolar param var. Niye konuşmayı paralı yaparsın? Paralı yaptın. Diğer adam niye para verir ona? Yani ya, arkadaşlar nasıl zengin olduk? Çok çalışarak. Bravo. Yani, ne oldu 8000 euro gitti bakayım konuşmaya. Ya şey düşünüyor. Gelen de mi acaba şey düşünüyor yani? Onu dinlediği zaman ben de bunu yapabilirim falan diye. Abi işte bu her şeyde var ki ben iddia kuponu alsam 50 liraya aynı mantık. Jeff Bezos geldi. Kapalı konuşma yaptı 10.000 euroya. Aynı mantık yani. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Çok çalışıyoruz. Evet. Senin kelini alayım bakayım. Bu arada Jeff Bezos'la ilgili en güzel şeyi eşi yaptı. Boşandı. Yarısını aldı paranın. Of tertemiz. Evet o yüzden hani bu işte TEDx konuşması gibi olacaksa da içinizden ne geçiyorsa onu yapın. Bir kere hayata geliyorsunuz. Çok da takılmayın sağa sola. S**ler ya. Bravo a**ına koyayım. Ne konuştu a**ına koyayım. TEDx a**ına koyayım. Kral kitabın ortasından konuştun ya. Evet hadi kendinize iyi bakın a**ına koyayım. Evet hoşça kalın. Bay bay. Böyle bir girişimdi. Umarız başarılı olur. Umarız diğer girişim avokadosepeti.com'da başarıya ulaşır. Sizler sayesinde sipariş verin. Şşş kargolarız. En iyisini kargolarım size. Dalından koparacağım. Böyle bakacağım. Diyeceğim ki bu layıktır, bu layık değildir. Öyle atacağım. Of. Erkan pilim bitti benim. Erkan kalkıyorum ben. Abi yordu ya ayakkabımız. Yordu. Hadi.